İlkokuldan sonra 14 yaşında ustamın yanına girdim. 5 yıl çıraklık yaptım. Bila ücretsiz. Haçlığımız aldığımız bağışıştı. 5 yıldan sonra biçim taksimatı verdi rahmetli ustam. Sonra haftada 5 lira haftalık ücret verdi. 1-2 sene çalıştık. Sonra da ikili birli ortak olduk. 2 sene de öyle çalıştım. Askere gittim geldim. 2 sene, 24 ay. Tekrar geldim. Yarı ortak olduk. İş çoktu. Hem erkek işi hem kadın işi vardı bizde. 2 sene de böyle devam ettik. Ayrıldık. Bu dükkanı satın aldım. 60 yıl oldu burada kardeşimle beraber devam ediyoruz. Gençler ayakkabıcı, terzi, marangöz, kalaycı, demirci. Değme sana sahip olacaktı. Fırıncı. Başı boş gezmek yok. Diyerek sevme isteyerek yaptık bu günü bulduk. Geçindik. Kimseye muhtaç olmadık. Zor meslek. Hata kabul etmeyen bir meslek. İsmarlama iş, konfeksiyon değildir bizim işimiz. Hep iğne ucu, pıralı, regulalı yapılan bir iş. İş bitti. İsmarlama iş bitti. Evveli palto, pardüsü, elbise, tek ceket yapardık. Şimdi iş bitti. Geliyoruz, burada vakit geçiriyoruz, sobayı yakıp oturuyoruz. İş yok. 30 tane kalfamız vardı. Onlar da bıraktılar. Hep iş değiştiler. Ankara, İstanbul, Avrupa. Hep geçtiler. Mesleğimiz abim benim günün yanındaydı. Orada çalıştıyordum. Okula gidemedim. Gidemediğim için ona devam ettik. Ben askere gidinceye kadar yanındaydım. Askere gittim, geldim. Ustam günden de ayrıldı. Ayrılınca abimle beraber bir olduk. Bir yerlerde çalıştık beraber, oradan buraya geldik 70 senesinde. Buradan o gündür, bugündür bu işe devam ediyoruz. Ettik, neticede erdi, herhangi bir şey yok. Terzinin meslekliği eskiden çok iyi bir meslekti, çok iyi bir işti. Çünkü terzi çok, şimdiki böyle hazırlı satım yapan kimseler yoktu o zamanlar. Hepsini bu imalat yapanlara sonra da çuvaltı, çuvaldınca bu terziliği azar azar yavaş yavaş derken bitirdiler. Her biri bir yerlere dağlara getirir ve neticede doymadı artık. Doymadılar. Ya yetişmiyor yani o çalıştığı iş. Gecenin saat 10'una 11'ine kadar biz gece çalıştık. Çırak da yok. Çırak da yok. Sonradan geldiler birkaç arkadaşlarımız vardı. Onlar da devam ettiler. Fakat netice onlar da çıkamadı içinden. Gittiler. Kimse kalmadı. Şimdi eskilerden bizim burada muhtarlar şeylerden, arkadaşlardan iki kişi mi, üç kişi mi kaldı onlar da işi de bırak gibi bir şeyler. Abim de burada yalnız. O 83 yaşında. Ben 78 yaşında. Gelmem zorunda kalıyorum. Geliyorum. Beraber oturuyoruz burada akşama kadar. İyi. Onundan hiçbirbirimize saygısızlık olmadık. Hiçbir şey demedik birbirimize. Sorduğumuzu o bana tarifesine verdi. O bana sorduysa ben ona söyledim. Arkadaşlarımız çoktu burada. Onlar da hep çokları memleketi terk ettiler, gittiler. Gelirlerdi, giderdik, kumaş alırdık. Giderdim Kayseri'ye onlar için. Alır gelirdim. Böyle işte geçindik geldik bugüne kadar.